Miyokard infarktüsünün yani kalp krizinin mümkün olan en kısa sürede teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Bunun sebebi de kalbin ihtiyaç duyduğu oksijen miktarına erişemediği süre ne kadar uzarsa kalp kasının zarar görme oranının o kadar artmasıdır. Bu o kadar önemlidir ki tıp dilinde zaman kastır diye bir deyiş bile vardır. Bu da bize kalp krizi teşhisi ne kadar hızlı konulursa ve infarktüsün kalbin neresinde gerçekleştiği anlaşılırsa, tedavi olasılığının da o kadar artacağını gösterir. Tedavi ne kadar hızlı gerçekleşirse, miyokard infarktüsü sonrasında iyileşme ihtimali o kadar artar. Yani zaman kastır. Şimdi de Ahmet adında bir arkadaşımız olduğunu ve Ahmet'in kalp krizi geçirdiğini varsayalım. Ahmet hastaneye kendi de gidebilir. Ee, onu biri de götürmüş olabilir. Bu fark etmez. Peki Ahmet hastaneye ulaştığında ne olur? Teşhis için ne gibi adımlar izlenir? Bildiğiniz üzere bu acil bir durumdur. Yani miyokard infarktüsü şüphesi acil bir durum olduğundan hastane personeli de ona göre hareket eder. Çünkü dediğimiz gibi zaman kastır. Miyokard infarktüsü tedavisi ne kadar gecikirse kalp kası da o ölçüde zarar görür. Doktorlar hızlı bir şekilde Ahmet'in durumuyla ilgilenir. Teşhis üç temel etmene bağlıdır. Şimdi bunların neler olduğuna birlikte bakalım isterseniz. İlk önce hasta öyküsüne bakılır. Peki hastanın öyküsü neyi ifade eder? Öykü aslında hastayla diyaloğa geçerek hastaneye gelme sebebinin anlaşılmasını ifade eder. Diğer ve belki de en önemli etmen ise EKG'dir. EKG, kalbin elektriksel aktivitesini ölçen bir makine. Bunu birazdan detaylı bir şekilde açıklayacağım. Üçüncü ve son etmen ise kan tahlili. Hastanın kanından numune alıp kandaki belli başlı proteinleri incelemek, kalp krizi teşhisi koymaya yardımcı olabilir. İşte teşhis koyulurken bu üç etmene bakılır. Peki öykü tam olarak ne anlama gelir? Bu üç etmene de biraz daha yakından bakalım istiyorum. Öykü, doktorla hasta arasındaki soru-cevap usulüne dayanan görüşmeyi ifade eder öykünün arkasında yatan amaç, hastanın ne gibi semptomları olduğunu ve bunların ne kadar sürdüğünü belirlemektir. Miyokard infarktüsü şüphesinin olduğu durumlarda bu semptomlar 20 dakikadan fazla bir süredir devam ediyorsa hastanın durumu kritik olabilir. Bunun sebebi de kalpteki zararın büyük ihtimalle geri döndürülemez olduğunu ifade etmesidir. İşte bu tarz bilgileri öykü sayesinde öğrenebiliriz. Örneğin, doktor göğüste ağrı olup olmadığını sorar. Çünkü miyokard infarktüsü geçiren bir hasta, bazı durumlarda hissettiği ağrıyı göğsüne tuğla konulmasına benzetebilir. Bu da aslında göğsün ortasında hissedilen ağrının şiddetini ifade eder. Ayrıca bu ağrının başka bir yere yayılıp yayılmadığını, yani vücudun başka bir yerinde ağrı olup olmadığını da sorabilir doktor. Miyokard infarktüsü geçiren hastalar bazı durumlarda kollarında, çenelerinde veya omuzlarında ağrı hissettiklerini belirtebilirler. Ayrıca nefes darlığı olup olmadığı da sorulabilir. Bazı durumlarda hastalar nefes darlığı çeker çünkü kalpleri düzgün bir şekilde kan pompalayamadığından, akciğerlerden kalbe geri gelen kan burada birikmeye başlar ve bu da akciğerlerde baskı hissedilmesine sebep olur. Dolayısıyla kalp krizi sırasında nefes almak oldukça zorlaşır ayrıca mide bulantısı ve veya kusma olup olmadığı da sorulabilir bunun sebebi de otonom sinir sistemi olarak adlandırılan sinir sistemi bölümünün kalp krizi sırasında neler yaşadığını o an tam olarak çözememesinden kaynaklanır bu yüzden de mide bulantısı görülebilir ayrıca baş dönmesi olup olmadığı veya bilincin kaybedilip kaybedilmediğini de sorabiliriz bunun sebebi de, kalbin kan pompalama yetisi zarar gördüğü için beyne yeteri miktarda kan gitmemesinden kaynaklı baş dönmesi görülebilmesidir. Bilincin tamamen kapandığı durumlar da görülebilir. Aşırı miktarda terleme olup olmadığı da öykü alınırken sorulur. Çünkü miyokard infarktüsü geçiren çoğu hasta birdenbire aşırı miktarda terlemeye başlar. Burada iki noktaya dikkat edilmesi gerekir. İlk olarak hem kadınlar hem de erkekler az önce saydığımız bütün semptomları gösterebilir. Ancak istatistiklere göre kadınlarda mide bulantısı, kusma ve bayılma görülme ihtimali erkeklere kıyasla daha fazladır. Üzerinde durulması gereken ikinci nokta ise diyabet hastası kişilerde kalpteki ağrıyı taşıyan sinirler diyabetin bir sonucu olarak zarar görmüş olabilir arkadaşlar. Yani bazı durumlarda diyabet hastası kişiler göğüslerinde ağrı hissetmez. Çünkü kalpten ve göğüsten gelen ağrı sinyallerini algılayamazlar. İşte bu da üzerinde durulması gereken ikinci nokta. Miyokard infarktüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastaların öyküsü alınırken işte bu gibi soruların sorulması gerekir. Bu teşhiste bakılan ilk etmendi. Öykünün nasıl olduğuna baktık. Şimdi de EKG'ye geçelim. İlk olarak EKG'nin tanımına bakalım. EKG aslında kalpteki elektriksel aktiviteyi tespit eden bir makinedir. Kalpte görülen normal düzeydeki elektriksel aktivitenin nasıl olduğunu bildiğimizden her kalp atışında buraya çizdiğim şekle benzer bir yapı e, EKG'de görünür. Kalp krizi geçiren veya kalp krizi şüphesiyle hastaneye gelen bir hastanın EKG'si alınarak normal kalp ritmiyle hastanın o anki kalp ritmi karşılaştırılabilir. O anki kalp ritmine bağlı olarak da ki birazdan bunlardan birkaçını inceleyeceğiz, hastanın geçirdiği kalp krizinin türü ve kalbin tam olarak neresinde gerçekleştiği anlaşılabilir. Şimdi de bir EKG görüntüsünden alınmış bir kesite bakalım. Burada gördüğünüz şekil EKG görüntüsü olarak adlandırılır ve tek bir kalp atışını temsil eder. İlk olarak bunun ne olduğunu yazalım. Atriyal kasılmadaki elektriksel aktiviteyi temsil eden bu dalgaya P dalgası adı verilir. P. Bu Q dalgası, buradaki R dalgası ve son olarak bu da S dalgası. Bu QRS kompleksi ya da segmenti ventriküler kasılmayı ve atriyal relaksasyonu ifade eder. Peki sizce bu ne olabilir? Bu da ventriküler relaksasyonu ifade eden temsil eden daha doğrusu T dalgası. Siz sormadan önce hemen söyleyeyim. Bu dalgaların P, Q, R, S ve T şeklinde adlandırılmasının hiçbir sebebi yok. Tamamen rastgele. Daha kolay ifade edebilmek için bu şekilde adlandırılmışlar. EKG görüntüsünün nasıl okunacağının detaylarına girmeyeceğim. Başka videolarda bunu yapmıştık. Ancak şunu söyleyebilirim ki Kalp krizi şüphesi taşıyan bir hastanın EKG'si ile normal bir EKG görüntüsünü karşılaştırırsak, kişinin kalp krizi geçirip geçirmediğini büyük ölçüde anlayabiliriz. Örneğin, ST yükselmeli miyokard infarktüsü veya STEMI olarak adlandırılan kalp krizi türünde S ve T arasındaki segmentin yükseldiğini görebiliriz. İşte burada bu kısmın yükseldiğini görüyoruz. Bu da kalp krizinin türü hakkında önemli bir bilgi verir bize. Ayrıca ST yükselmeli miyokart infarktüsü geçiren bir hastanın tam kalınlıkta bir infarktüs geçirdiğini söyleyebiliriz. Burada kalpten alınan bir kesit görüyoruz. Bu sağ karıncık, bu da sol karıncık. STEMI hastanın tam kalınlıkta infarktüs geçirdiğini bize gösterir. Burada gördüğünüz duvarın tamamı oksijen yetersizliğinden dolayı yok olur. Dediğim gibi bu sadece bir örnek kalp krizi kalbin başka bölümlerinde de görülebilir burada sadece size tam kalınlıktaki infarktüsten bir örnek vermek istedim çünkü kalp krizi kalp duvarının tamamında görülür st yükselmeli infarktüs buydu peki st alçalması diye bir şey de var mı evet var şimdi de st alçalmasının nasıl olacağına bakalım bu da aslında kalp krizinin diğer ana türü ancak buna st alçalmalı miyokart infarktüsü değil NSTEMI diyoruz. Yani ST yükselmeli miyokard infarktüsü olmayan infarktüs. Buradaki N harfi İngilizce'de olumsuzluk belirten non sözcüğünden geliyor. NSTEMI'nin olduğu durumlarda buradaki T dalgasının ters döndüğünü görebiliriz. Bu da kalp kasında kısmi kalınlıkta bir infarktüs olduğuna işaret eder. Örneğin tam kalınlıkta değil de miyokardiyumun yani kalp kasının sadece bu kısmında infarktüs görülebilir. Yani tam kalınlıkta değil sadece bu kısımda. STEMI ve NSTEMI miyokard infarktüsünün iki temel türünü oluşturur. EKG'ler de herhangi bir hastada görülen kalp krizinin hangi türde olduğunun açıklanması açısından büyük önem taşır. Şimdi de kalp krizi teşhisindeki üçüncü ve son etmene bakalım. Yani kan tahlilleri, kan testleri. Peki burada nasıl bir kan tahlil yapılması gerekir? Bu kan tahlillerinde kardiyak belirteçlere bakılması gerekir. Hatırlarsanız bir kardiyomiyosit yani kalp kası hücresi öldüğünde ona ait olan hücre zarı bir anlamda dışarı sızmaya başlıyordu. Yani hücre zarı kopuyor ve içerisindeki tüm proteinler dışarı dağılıyor. Dışarı dağılan birkaç farklı protein türü vardır. Örneğin yukarıda gördüğünüz bu proteinler troponin olarak adlandırılır. Ayrıca mioglobin veya Keratin kinaz MB veya kısaca CKMB olarak adlandırılan protein çeşitleri de bu hücrelerde görülebilir. Buradaki MB ifadesi proteinin moleküler düzeyde aldığı şekli ifade eder. Dediğim gibi bu hücreler yok olmaya başladığında tüm bu proteinler hücre dışına sızmaya başlar. Bunun sonucunda da proteinler kan dolaşımına karışır. Peki bunun için ne gibi bir kan tahlili yapılması ve hangi proteinlere bakılması gerekir? Miyoglobin kalp kası hücreleri dışında vücudun herhangi bir noktasında da görülebilir. Bu yüzden kalp kası hücrelerine özgü olmadığından bu protein çeşidi için kan testi yapılmaz. Bazı durumlarda kan tahlilinde keratin kinaz MB proteinine bakılır. Çünkü miyoglobinden daha az yerde görülür. Yani bu daha belirgindir. Ancak troponinler, özellikle troponinin alt türleri olan troponin T ve I, sadece kalp kası hücrelerinde bulunan ve gerçekten de sadece bu bölgede bulunması gereken proteinlerdir. Bu yüzden troponinlerin kana karıştığı tespit edilirse kalpte hasar görüldüğü anlaşılabilir. Çünkü öncesinde kalp kasının hasar gördüğü durumda bu proteinlerin hücrelerden sızarak kan dolaşımına karıştığını söylemiştik. Yani troponinler miyokard infarktüsü teşhisinde kullanılan kan tahlillerindeki kardiyak belirteçlerin en önemlisidir. Şimdi de hızlıca bu videoda işlediğimiz konuları özetleyelim. Miyokard infarktüsü teşhisi koyabilmek için hastadaki semptomların 20 dakikadan daha fazladır sürüp sürmediğini anlama amacıyla hastanın öyküsü alınır. Ayrıca EKG de çekilebilir veya kan tahlili yapılabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı miyokard infarktüsü teşhisinde uyulması gereken ana esaslara baktığımızda, teşhis sürecinde kullanılan bu 3 test veya işlemin ikisi pozitifse hastanın büyük ihtimalle kalp krizi geçirdiği söylenir. Bu üç kriterin üçünün de görüldüğü durumlarda ise hastanın kesinlikle kalp krizi geçirdiğini söyleyebiliriz.